Herkese merhabalar, kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı, güzel mi güzel beyaz bir kutu açacağız. Bu kutu nedir diyecek olursanız TomTalk markasının Navigator A82 modeli travel laptop çantası. Videoda sizlerle birlikte bu çantanın tüm detaylarına bakıyor olacağız. Gerçekten pratik, kaliteli ve üst seviye bir travel çantası olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ekipmanlarınız ve malzemelerinizde A'dan Z'ye her şeyinize kadar bu ufacık kutunun içinde bulunan çantaya sığdırabileceğinize birlikte bakıyor olacağız. Gelin şimdi kutu açılışını yapalım. Birlikte kutunun içerisinde ne var buna bakalım. Hemen şöyle önden kutumuzun kapağını açtığımızda jelatinli bir paket içerisinde TomTalk Navigator A82 çantamız kutu içerisinden çıkıyor. Kutunun içerisinde gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Hemen kutunun kapağını kapatıyorum ve şöyle kenara atıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada cırt cırtlı bir paket söz konusu. Yani bunun için yırtmıyorsunuz vesaire, parçalamıyorsunuz. Daha sonrasında da bu paketi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gayet kaliteli ve cırtlı olması da güzel bir avantaj diyebiliriz. Hemen şöyle kenara alalım. Şöyle kabaca bir çantamızın detaylarına bakalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü etiketlerimiz burada takılmış. Şöyle açıyoruz. Aa, bir dakika. Çanta bayağı büyük. Şimdi bir de bu çantayı biraz çözmek gerekecek. Çünkü puzzle gibi bir durum söz konusu. Seyahat ederken kıyafetlerinizi hem de laptopunuzu veya diğer teknolojik aletlerinizi de rahat bir şekilde içerisinde konumlandırabiliyorsunuz. Çok fazla birbirinden fonksiyonel gözleri bulunuyor. Bu gözlere her bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Ve bu inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte biraz iç yapısına bakalım. Öncelikle şu şekilde çantamızı yere yatırdığımızda yan tarafta bir adet gözümüz bulunuyor. Buraya pasaportunuzdur veya diğer böyle ufak tefek eşyalarınızı, evraklarınızı konumlandırabilirsiniz. Aynı zamanda üst tarafta bir bölümümüz bulunuyor ve sonrasında şu şekilde ana bölümün açıldığı bir alan bulunuyor. Biz öncelikle bu bölümü bir açalım. Çantayı açtığımızda gerçekten büyük bir yer, büyük bir hacim bizleri karşılıyor. Sol tarafında gördüğünüz gibi tablet ve notebook'umuzu sığdırabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Sağ tarafta ise işte şarj aletimiz, ıvırımız, zıvırımız, power bank'imiz ve harici hard diskimiz gibi malzemelerimizi konumlandırabiliyoruz. Öncelikle gelin bakalım bu tarafa laptop ve tabletlerde kaç inçe kadar destekliyor, bunu birlikte bir test edelim. Ve bununla birlikte daha sonrasında gizemli ve mükemmel olan sağ tarafa geçiş yapacağız. Öncelikle bir notebook yerleştirmek istiyorum. Elimde 17 inçlik bir notebook bulunuyor. Hemen şuradan şöyle 17 inçlik bir notebook'u rahat bir şekilde sığdırabildiğimi gördünüz zaten. Şimdi bir de tablet tarafına bakalım. Tablet tarafında da şöyle büyük 10 inç mi 10.5 inç mi ne bir tabletim var elimde. Onu da rahat bir şekilde tablet bölümüne sığdırabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi mis gibi, çiçek gibi bir alan bizlere sağlanmış oluyor. Daha sonrasında burada bir file bölümümüz var. File bölümümüzü böyle gördüğünüz gibi minik dostlarımız için bir ilk yardım kiti koyabiliriz. Şöyle bir gözlük çantası koyabiliriz. Şöyle bir de şarj aleti koyduğumuzda gördüğünüz gibi bu file bölüme de istediğimiz ıvır zıvırlarımızı yerleştirebiliyoruz. Bu bölüme geçeceğiz ama bu bölüme ön taraftan geçmek istiyorum. Hemen şöyle çantamı kapatıyorum. Sonrasında yan taraftaki klipslerimi açıyorum. Ve klipslerimi açtıktan sonra şöyle fermuarımı açtığımda kabin boy bir valiz büyüklüğünde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelin bakalım buraya neler sığdırabileceğiz, birlikte buna bakalım. Şimdi
Şimdi bir adet pantolon, bir adet kapşonlu, bir adet tişört. Hatta yok pardon, iki adet tişört. Bir adet eşofman altı. Bir, iki, üç adet daha tişört. Çok rahat bir şekilde sığdırabildim. Hatta bunu şöyle bir şey yapalım. Şurayı şöyle aşağı doğru itiyorum. Şöyle bir de ayakkabı koymak istiyorum. E dünyayı aldı bu. 5-6 tane tişört, bir pantolon, bir kapşonlu, bir eşofman altı, bir çift ayakkabı, don, mon, atlet hepsi de rahat rahat sığar aslında buraya. Hemen şöyle çantamı kapatıyorum. Şöyle yandan klips tokalarımı takıyorum. Ve buradan da takıyorum. Ve gayet kullanışlı bir şekilde çantamızın içerisini doldurduk. Burada sizlere demin de söylediğim gibi çok beğendiğim bir özellik var. Mesela hemen şöyle çantamızı açtık. Uçağa bineceksiniz ve kontrolden geçeceksiniz. Zaten notebook'unuz ve tabletiniz burada. Direkt olarak buradan çıkardınız, verdiniz. Daha sonrasında kıyafet tarafınızı açmanız gerekti diyelim. Hemen buradan şöyle fermuarı açtığınızda gördüğünüz gibi direkt olarak kıyafet bölümüne erişmiş oluyorsunuz. Ve bununla birlikte çok fazla her şeyi açıp her şeyi ortaya dökmenize gerek kalmıyor. Çok pratik bir şekilde isterseniz kıyafet bölümünüze, isterseniz teknoloji bölümünüze tek bir fermuar yardımıyla ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biraz da ergonomi kısmına değinmek istiyorum. Bunun için hızlıca çantamı kapatıyorum. Şimdi öncelikle çantamızı sırtımıza taktığımızda bizi göğüs tarafından desteklemesi için bir adet kemer bulunuyor. Bu kemeri istediğiniz ölçüde aşağı veya yukarı bir biçimde ayarlayabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte isterseniz şöyle orta tarafta bir adet kaldırma tutma yeri bulunuyor. Ve bununla birlikte yan tarafta da bir adet valiz gibi elinizde taşıyabileceğiniz bir adet de tutma yeri bulunuyor. Bu havaalanlarında veya toplu taşıma araçlarında sizler için mükemmeldir, kurtarıcı olabilir. Tabii bununla birlikte şunlara da değinmek istiyorum. Sol tarafında şöyle bir cebimiz bulunuyor. Bayağı da derin bir cep olduğunu söyleyebilirim. Buraya termostu veya diğer böyle ıvır zıvır eşyalarınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Diğer tarafına, yani sağ tarafına geldiğimizde burada da bir adet cebimiz bulunuyor. Tabii bununla birlikte gördüğünüz gibi burada iki adet kemerimiz var. İsterseniz bu çanta içerisinde kamera ekipmanlarınızı da taşıyorsanız eğer buraya bir tripod çantasını rahatlıkla şu şekilde konumlandırabilirsiniz ve tripodunuzu da çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Tabii bunlarla sınırlı kalmıyor. Şöyle çantayı yatıracağım. Üst tarafta bir gözümüz bulunuyor. Bu göze isterseniz güneş veya okuma gözlüklerinizi rahat bir şekilde içerisine konumlandırabilirsiniz. Ve bununla birlikte sizlere çok tatlı bir konfor ve ulaşmak istediğiniz basit eşyalarınıza hızlı bir ulaşma yöntemi olarak bu gözü kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantamızın 40 litrelik hacmiyle birlikte inanılmaz ergonomik ve konforlu olduğunu birlikte görüyor olduk. Tabii bununla birlikte bir haftalık seyahate tek bir çantayla aslında rahat rahat çıkabilirsiniz. Hem ergonomi olarak hem tasarım olarak hem de şıklık olarak gayet etkileyici bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte su geçirmez bir yüzeye sahip olduğunu, bir de ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Çantamız tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden yapılmıştır. Hatta gördüğünüz gibi şurada bir etiketimiz var. Burada TomTok Recycled Collection diye bir ibare bulunuyor. Burada da 8 tane pet şişeden bir adet laptop çantası, 30 adet pet şişeden de TomTok Laptop Backpack bir adet elde edilmiş. Gördüğünüz gibi bu sayede de hem de doğaya bir faydamız dokunuyor hem de çok kaliteli, su geçirmez ve mükemmel bir çantaya sahip oluyoruz. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Aynı zamanda merak ettiğiniz, ilginizi çeken veya şu ürünün de incelemesi yok, acaba bu ürünün detayları nedir dediğiniz tüm ürünleri A'dan Z'ye yorumlar kısmına belirtirseniz ben de o ürünleri temin edip sizlere mükemmel inceleme videoları hazırlayacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.